normal şartlarda başınıza çok küçük bir şey geldiğinde, yani ne bileyim ayağınız takıldığında, telefonunuzu yere düşürdüğünüzde ve ekranı çatladığında ne diyorsunuz? Allah kahretmesin, bu nasıl iş falan diyorsunuz. Evi başına yıkılmış adamların enkazdan çıktıklarında sadece çok şükür, çok şükür, çok şükür dediklerini gördüm. Her şey, arabası enkazın altında, evi yıkılmış, mahallesi yıkılmış. Çoluğu çocuğu çıktığı için oradan çok şükür dediğini gördüm. Bu bence en çok öğrenmemiz gereken mesele o hikayedeki. Her şeyini kaybettiği bir yerde bir adamın gerçekten bütün bir kalbiyle ve çok inanarak çok şükür demesi. İtfaiye bir komuta, komuta. Şöyle saat 4'ü 15 geçe falan yatacaktım. 4'ü 20 geçe Fuat Kozcuklu aradı. Baktım böyle, Allah Allah dedim ya bu saatte yani. Sonra dedim ki bu saatte de niye arar? Açayım bakayım diyeyim, merak edip açtım. Dedi işte 7.8 şiddetinde deprem oldu. Her taraf yıkılmıştır muhtemelen. Hemen gitmemiz lazım. Ben Gaziantep'teki ailemi ziyarete gittim. Ziyaret sonrasında depremin olduğu gece yola çıktım. Ben normalde saat 3'te otobüsüm kalkacaktı Adana'ya. 3'te otogarda oldum ama otobüs gecikti. İyi ki gecikmiş. 3.45'te otobüs hareket etti ve biz tam otobandayken 4.17'de deprem oldu. Ve yolun çökmesiyle birlikte otobüs ilerleyemedi, kaldı. Hastanede görevliydim. 24 nöbetindeydim. Hemen depremden sonra bir mesaj geldi. Ülkemizde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 bölgeyi kapsayan, gelebilen tüm sağlık personelinin ivedi şekilde merkeze gelmeleri üzerine bir çağrı yapıldı. Çok hızlı bir şekilde organize olundu. Burada gece nöbette kalan ekip arkadaşlarımın çok emeği var. Çünkü hızlı bir şekilde tüm araçları yüklediler. Tıbbi malzemeleri ve bölgede kullanılabilecek tüm malzemeleri ayarladılar ve onlar önden gittiler. Sırt çantamı aldım ve geri dönmeye başladım. Artık arabalar arka arkaya yığılmaya başlıyordu otobanda. Bir kaos olmaya başlamıştı. Ve herkese söylüyorum ya, biriniz durun, geri dönelim. Akabinde bir tırcıya denk geldim. Tır şoförü durdu işte, kardeş ne oluyor falan dedi. Dedim ya böyle böyle. Ben arama kurtarma personeliyim. Hemen Gaziantep'e geri dönmem lazım. Yolu kapat dedi, dönüyoruz dedi. Bindik. Adam tırı çevirdi. Ve son hızla ilerlemeye başladı. Yol çoğu yerde çok bozulmuştu ama adam arabasına gerçekten acımıyordu. İlerledik ve adama diyordum ki yani abi yani bir yavaşla çünkü arabana çok zarar veriyorsun. Kardeşim dedi, önemli değil. Git ve bir can kurtar. Hatay'a girene kadar olayın vehametini henüz anlamamıştım.
Her şey çok rutin gibi geldi bana önce. Islahiye'ye gitmeye kalktım, yollar yarılmış. Boyum kadar çukur var yolda. Köprünün bir tarafı tamamen yıkılmış. Arabayla gidemiyorsunuz. Yürüyerek karşıya geçtim, köylere girdim. Köyler yıkılmış. İnsanlar, hayatta kalanlar bize bağırıyorlar. Niye kimse yok? Niye kimse gelmiyor falan diye. Oradakiler de internetleri yok, televizyonları yok, şeyin farkında değiller yani. Zannediyorlar ki onların köyünde bir şey oldu, kimse yardım etmiyor. Oysa köylerin etrafındaki bütün köyler ve şehirler yıkılmış. Hatay neredeyse yok olmuştu. Kahramanmaraş öyle, Adıyaman öyle, Malatya öyle. Yani 11 ilden bahsediyoruz. Yani küçüklü büyüklü 11 ilde, birçok ilçelerde ve illerde bayağı bir yıkım olmuştu. Ve yıllardan beri bunun için hazırlık yapıyorduk ama yani bu depremde ilk gün yollar kapanmıştı. Bu çok büyük bir etken oldu. Direkt hemen ulaşım sağlanamadı. Navigasyon açıyoruz ve navigasyonda size gösterdiği sokakların hiçbirinden geçemiyorsunuz. Arabadan indim ben, aldım valizimi elime, yürümeye başladım. Yani kapkaranlık bir şehir, etraftan çığlıklar geliyor. Her taraf yıkık bina, hiç kimse yok. 90 saniye süren çok ciddi bir depremden bahsediyoruz. Ve biz 4. seviye ulusal bir çağrıya çıktık. Artık kendi arama kurtarma ekiplerimizin yetemeyeceği bir noktadaydık. 300 bin arama kurtarmacı gerekiyordu o zamanki hesaba göre. Daha fazla da yani yaklaşık 300 bin veya üzeri arama kurtarmacı gerekiyor. Böyle bir şey yok. Dünyada yok yani böyle bir sayı. Olamazdı. Yıkılmamalıydık dedim. Yıkıldıktan sonra böyle bir enkazın altından hiç kimse kalkamaz dedim. On binlerce bina yıkılmış, milyonlarca insan depremden mağdur olmuş. Orada ne yaparsanız yapın, istediğiniz sonucu alamazsınız. İstediğiniz sonuç insanlarınızı bütün enkazlardan çıkarmaksa. Yıkıldık, altında kaldık. Onun altından kimse çıkamazdı zaten. Biz de çıkamadık. Tüm Türkiye'nin yüreği, gönlü 10 ilimizde ne yapabiliriz, nasıl yardım edebiliriz? Herkes bunu düşünüyor. Hem profesyonel ekipler hem de gönüllüler İstanbul Havalimanı'nı kuşatmış durumdalar. Dünyanın dört bir yanından birçok arama kurtarma ekibi depremzedelere yardım için seferber oldu. İş makinesine tıra yükleyip gaza bastı ve neredeyse frene hiç basmadan deprem bölgesine yetiştirdi. Biz güzel ve özel bir milletiz. Yaraları hep beraber sarıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından duyarlı vatandaşlar deprem bölgelerindeler. Ben toplumda çok merhametli bir özün olduğunu, insanların birbirleriyle yardımlaşmak için çok gayretli olduğunu görüyorum. Ve Türkiye için ümitli olmak için bir sebebimiz varsa o da budur. İnsanlar bir başkasının acısını hissedebiliyorlar. Kendilerinden yüzlerce kilometre uzakta bile olsa, o bölgede hiçbir akrabaları, dostları, yakınları olmasa bile insanlar gönüllü oldular, seferber oldular, koşa koşa gittiler ve pek çok yardım eylemini organize ettiler. Yani iyi bir şeyler yapabilmek, hani insan olmaya yaklaştıran bir adım gibiydi. Her şeyi yaptık. Yani taşımacılıktan malzeme teminine, çadırların şişirilmesine. Aynı zamanda kurulan çadırlarda bir ekip hasta bakmaya başladı. Dışarıdan yine gelen sağlık personelleri vardı o dönem. İşte hekimler, hemşireler. Gelebilen herkes bölgeye zaten gelmişti. Biz sürekli haber yaptığımız anların dışında orada bir şeylere yardım etmeye çalıştık. Gelen ihbarları AFAD'a ulaştırmaya çalıştık. Bazı bilgileri bir yerlere, bazı işte bir şey lazımsa onu oraya götürmeye çalıştık. Herkes bir gayret içerisindeydi. Her an. Kimse uyumuyordu zaten bu arada. Dinlenmek diye bir şey yok zaten. 8 saatte 1 saat uyumuşum. Yemek, hani zaten o ilk dönemde yemeğe ulaşma gibi bir şey yok ki, düşünmüyorsunuz da bunu. Sanırım 3. günde falan bir çay bulduk. Böyle arkadaşlar arasında onu döndük. 4. günde hani masada kayıt alırken biri masama kahve bıraktı. Hani çok tabii ki hani mutlu olduk. Küçük şeylerin değerini öğreniyorsunuz.
hayatta göz ardı ettiğimiz, aslında hani bizim için çok konfor ve lüks olan şeylerin değerini anlıyorsunuz orada. Hepimiz bir anda kardeş olduk diyebilirim. Çünkü hepimiz aynı amaç için, aynı şey için, aynı üzüntü, aynı keder, aynı mutluluk, aynı sevinçle biz orada çalıştık. Bir sivil toplum kuruluşu üyesiyim ama yani devlet oradaydı. Diğer sivil toplum kuruluşları gerçekten oradaydı. Çarkın dişlisi gibi herkes birbirini döndürdü, birbirini tamamladı. Yetemediğimiz noktalarda birbirimizi destekledik. Onlarla birlikte yani birçok şeyi başardık. Çünkü benle beraber çalışırken, isim vermek istemiyorum ama A grubunun da ekibi benle beraber çalıştı. Ya da ben bir tünelden çıkarken elimi uzattığımda bana o el verdi. Ya da içeriden onun sedyeye koyduğu yaralı vatandaşımızı biz aldık ve devrettik. O yüzden orada kim ne yaptıdan ziyade tek bir amaca yönelik bir hizmet veriyor olmamız yeterliydi zaten. Sıradan gibi görünen bir insandaki soyluluk, o yücelme kabiliyeti, o yükselme kabiliyeti çok etkileyici. Zaten bir kaos ortamı var. Bunu daha da büyük bir kaos ortamına çevirmek de bizim elimizde. Ama bir olup bunu yüceltmek de bizim elimizde. Şu bir gerçek. İnsanlar gece gündüz çok büyük bir mücadele verdiler. Yani başlarına orada artçılar devam ediyordu. Her gece deprem oluyordu orada sürekli ve çok kuvvetli artçılar da oluyordu. Yıkılmış olan binaların tekrar üzerlerine yıkılma ihtimaline rağmen enkazlara girip orada evlatlarımızı, vatandaşlarımızı kurtarmaya gayret ettiler. Deprem olduğunda ben ilk attığım tweet şuydu. Lütfen böyle büyük bir felakette burayı vicdanlı, merhametli ve insan gibi kullanalım gibi bir tweet attım. Yani şu anda çok çok ağır bedeli olur diye çok korkuyordum. Nitekim öyle oldu. Yalan haber yayıldı, yanlış ihbarlar yapıldı, yönlendirildi, saçma sapan yerlere ekipler, zaman kaybedildi. Yani baraj patlama hikayesinde her taraf karıştı, insanlar enkazları bıraktı, kaçtı, bir sürü insan hayatını kaybetti. Ekstradan. Çok ahlaksızca işte saçma sapan telefonla trolleme yapanlar falan oldu. Biz onları orada gördüğümüz zaman bu arada yani şey hissediyoruz böyle, olamaz diyoruz ya. Yani gerçek olamaz. Ya şöyle bir şey bu biliyor musun? Yani zaten ölmüşüz. Üstümüz toprak dolu. Doğru düzgün gömülememişiz bile. Yani cenazenin üstüne basmak bu. Ve şunu bir kez daha öğrendik. İyilik ve kötülük var. Hep bir mücadele içinde. Her ne koşulda olursa olsun. Koşullar fark etmeksizin. Bu değişmiyor. Her gün bir hikaye öğreniyoruz. Öğrendiğimiz her hikayeyle ne kadar çarpıcı şeyler yaşadığımızı daha iyi fark ediyoruz. Şu an çadırlarda olan insanların evleri vardı, aileleri vardı, arabaları vardı, işte yemeğe gidiyorlardı, işe gidiyorlardı. Şehirleri vardı, aşık oldukları bir kafe vardı, o şehrin sokakları vardı. Hepsinin o şehrin sokaklarında anısı, hikayesi vardı. Bir gece evinizde uyuyorsunuz ve hiçbir şey yokken, hani belki de sabah yeni bir güne başlamayı ümit ederken, gece karanlıkta ve soğukta hiç beklemediğiniz bir anda büyük bir felaket yaşanıyor. Ben Hatay bölgesindeydim ve Hatay halkının anlattığı biz aslında küçük bir kıyameti yaşadık dediler. Kendimi çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Diagonal çökmüş binalar vardı ve yaptığımız planlar tutmuyordu. Yani ne yapsak başka bir şey çıkıyordu. Ama kararlılığımı, istikrarımı kaybetmemek zorundaydım. Yani sürekli orada çalışmak ve yeniden planlar yapmak zorundaydım. Ve böyle yaptım. Oraya gelen
o problemin bir parçası olursa, problemi çözmek yerine, hepten sıkıntı büyür. Dolayısıyla yayınlarda bir sürü şeyi böyle robot gibi anlattık yani. Şu oldu, bu oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Yani. Ama yayın bittikten sonra defalarca arabaya binip, o caddenin sonuna gidip, bağıra bağıra ağlayıp, hiçbir şey olmamış gibi geri döndüğümüzü biliyorum. O an hani bir şey devreye giriyor ve siz sadece mantığınızla hareket ediyorsunuz. Duygularınızı bir kenara bırakmak zorundasınız. Eğer hani birilerine dokunmak istiyorsanız. Ben bu depremde 8. güne kadar hiç ağlayamadım. 8. gün ağladım. 10-15 yıllık bir arkadaşımın çocukları tevafuk o enkazdalardı. Onların cenazelerine ulaştığımda, çünkü yani çocukluklarını bildiğim çocuklardı onlar. Kendi arkadaşımın çocuklarıydı. Babası bana sarıldı ve çocuklarını yani tek parça teslim ettiğim için teşekkür etti. Ve ikimiz de orada ağladık. Yani o 8 günün patlaması o andaydı. Uzun uzun sarılıp ağladık birbirimize. Felaket büyüdüğü zaman herhalde fark ediyoruz yani. Neye sahip olduğumuzu, neyi kaybettiğimizi, nelere şükretmediğimizi. Hepsini birden. Geldiğimde ilk yaptığım şey zaten çocuklarımın yanına gitmekti. Yani gittim, sarıldım. Sarılırken utandım. Yani sarılamayanlar, onun bilene kadar böyle şey olduğu, hani büyük bir mesele oldu. Hala daha rüya görüyorum. Rüyamda çadır kurduğumu sıra sıra bir sürü kırmızı çadırlar görüyorum, beyaz çadırlar görüyorum. Hani bizim kurduğumuz Sağlık Bakanlığı'na ait çadırlar. İnsanın hayatında bence iki büyük nimet var yani. Biri unutmak, biri bilmemek. Yani gaybı bilmemek. Geleceğine dair bir şey bilmiyor olması çok büyük bir kazanım. Bir de unutabiliyor olması. Yoksa yaşayamazsınız. Unutma bize bir hayatta kalma şansı, hayata devam etme şansı veriyor. Ama bu sefer unuttuğumuz zaman da aynı hataları yineleme tuzağına düşüyoruz. Bu sefer böyle olmasın. Bu sefer öğrenerek ilerleyelim ve kendimizi değiştirerek ilerleyelim. Zamanla hani sindirdikten sonra ve hani olayın şokunu atlattıktan sonra elbette ki herkes gibi normal bir hani yaşama geçeceğiz ama aynı kişi olmayacağız bence. Çünkü yaşadığımız şey bize çok şey kattı. Farklı bir pencereden hayata bakmamızı sağladı. Bu acının bizi değiştirmesine ve büyütmesine, olgunlaştırmasına izin verelim. Eğer böyle olursa, yani bizler depremden önceki hastalıklarını devam ettirmeyen, bunlarla yüzleşebilen insanlar olarak hayatımıza devam edebilirsek, belki gelecek nesilleri böyle büyük felaketlerden kurtarma şansımız olur. O zaman işte toplumsal değişim için, kendimize bakmak için de bir fırsat yaratmış oluruz. Biz bir, yıkıldığımızda yıkılacak şehirler inşa ettiğimizde kaybettik. Mesela Hatay'da, Antakya'da dağın eteklerindeki gece kondular bile yıkılmamıştı. Hasar görmemişti dağın eteklerindeki. Ama ovada binalar takla atmıştı. Yani ovaların bizim tarım yapmamız için olduğunu, yamaçların yerleşmemiz için olduğunu, atalarımızın daha önce keşfettiği gibi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Ama burada tabii bir problem var. İnsan kendi tamahkarlığına, kendi hırsına biraz da had belirleyemiyor. Yani haddini hep mütecaviz oluyor. O yüzden ovalara da yayılıyor. O yüzden 3 kat yerine 20 kat inşa etmek istiyor. Yani insan bencilliği ve tamahkarlığı dizginlenmediği sürece şehirlerimiz ruhsuz,
kanseröz yapılar olmaya devam edecek. Her afet aslında sosyal değişim için bir fırsattır. Her afet bize, bizde yanlış olanı, eksik olanı gösterir. Arama kurtarma yani ekiplerimizin ya da gönüllülerimizin az olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Yani insanlar hangi grup olduğu önemli değil ya da hangi STK olduğu önemli değil. Bunlara gidip üye olmalılar. Öncelikle bu işi öğrenmeliler. Biz bir deprem ülkesiyiz. Burada yaşamak için buna alışmamız gerekir. Hayatta kalanlar olarak yeni bir ülke kurmak istiyorsak eğer, yeni bir anlayışla, yeni bir ahlakla, yeni bir maneviyatla bunu kurmak zorundayız. Yani insanın özgürleşebildiği, nefes alabildiği, kendi maneviyatını, metafiziğini de hayata geçirebildiği çevreyle bütünleşik şehirler kurmalıyız. Deprem siyasetçisinden efendim yerel yönetimcisine, müteahhidinden ustasına, mimarından inşaat mühendisine kadar pek çok insanı aslında kendi kusuruyla, kendi yönetim zafiyetiyle karşılaştırdı, yüzleştirdi. Buradan yeni bir Türkiye üretmek zorundayız ve bu Türkiye kendi kusurlarının üzerine gidebilen, geçmişin yanlışlarını tekrar etmeyen ve insan canını aziz ve mukaddes bilen bir Türkiye olmalı.